saatimiz geldiği için hemen o çocuk meselesine giriyorum hemen. 25. sayfa. Alimden zalim, zalimden alim nasıl oluyor? يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Göresiniz de çıkarıyorum. Allah ne diyor? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarıyor diyor. Tamam mı? Şimdi ben buradan külli kayde var. Bunlar çok 2-3 tane aynı örnekle veriyor ama ben bu tarafına şey yapacağım. Şu. Bak soru da var. İki alim. Şimdi iki alim var. Bazen nakısın oğlu kamil. Yani basit adamın oğlu kahraman. El arabasıyla adam iş yapmış. Ötekisi kaymakam, oğlu kaymakam çekmiş. El arabasıyla yetiştirmiş. Yani bu ticari. Bir bakıyorsun ki ya normal bir Müslüman vatandaş veya sehvi bir anne baba. Vakıf çıkmış, alim çıkmış. Mesela Selman'ın Farisi mesela. Fars. Bazen de Kamil'in oğluna kız oluyor. Hoca. Güya bakiye-i iştiha ve şefki tevarüste böyle de geçiyor. Yani şimdi bir gelenekten gelmeyen bir hizmette bulunmayın dedim size. Hatırlar mısınız? Adam dershane açmış. Kimin hareket ediyorsun da senin yanlışlarını kim kontrol ediyor? Kimin adına düşüneceğiz seni? Kimin kokusunu yayıyorsun? Biz hiç kimseye bağlı değiliz. Uzak dur. Ne yapacağı belli değil. Yani kontrolsüz kuvvet. Bakıyoruz ki Sungur abi tarafından geliyor. Bakıyorsun ki Üsrev abi tarafından geliyor. Bakıyorsun Abdullah Yeni abi tarafından geliyor. Biz mesela Zübeyir abinin kolundan geliyor. Diyor ki, niçin söylüyorum? Yani tevarüs ediyor. Yani şair gibi, cami minareler gibi bir cemaate gittiğiniz zaman ortalama o andaki şey ta o geleneğin kokusu var o derste. O abinin, şahs-ı manevisinin kokusu var. Mesela Zübeyir abinin şeyi Rüştü abi derdi ki senden sonra bir kişi daha yetiştirmezsen şu şekilde gelme ahiretine. Meslekte hassas, ilmi meselelerde mutahassis. Yani layıkalarda hassas, ilmi meselelerde mutahassis. Bir kişi yetiştirmeden gelme. Bak ben gidiyorum ustada, ustad bana demişti. Bak sana ben söylüyorum. Ha, demek ki Zübeyir ustadı çevirmiş daha bir şey yapmıştı. Şey anlatmak istemiyorum. Bir şey anlatmak adına söylüyorum. Umum hukuk adına söylüyorum. Rüştü abi de bana dedi ki, bak bana böyle dedi. Ben gidiyorum. Sen de meslek, layıkalarda hassas, ilimde mutahassis bir kişi yetiştirmeden sen de gelmeyeceksin. Yani layıkalar nedir? Bizim Ahmet Mehmet'e bakmayacağız. Hasan dedi değil. Ben oradan gösteriyorsam bana itaat edeceksiniz. Bana itaat değildir. O layıkaya itaattır. Allah adına Kur'an'dan söylüyorsan bana değil, Kur'an'a itaattır. Ama ben ifade ediyorum. Tamam. Ama ben külliyata uymuyorsam bana itaat etmemekle külliyata itaat edeceksin. Bana itaat etmeyeceksin. Ben külliyata zıt hareket ediyorsam, zıt söylüyorsam hakkım olsun size, bana itaat etmeyeceksiniz. Çünkü benim dinim yok, benim davam yok. Eğer ama ben külliyattan söylüyorsam bu budur. İkisini de söylüyorum. Bak Abdülhamid dönemi bu. Böyle yatalı gösteriyorsan bana itaat değildir. Külliyata itaattır. Çünkü külliyatın dili yok, ben oluyorum diye. Bak biraz önce söyledim. Abdülhamid böyle diyor münazaratta. Ustadın son tarihi 1950 ile 60 arasındaki çok partili dönemde de böyle dedi. Bu budur, bu da budur. Siz ustad diyor ki evin içeri seçin. Benim fikrimi şimdi. Hayır. Ustadın fikrimi, hayır, şeriatta 29. maddede azami şer'e göre ehven-i şer'le def ediniz. Yani büyük şer olduğu zaman küçük şer'le def ediniz. Ha, o zaman karıştırmayacağız. Tevarüs sen anlattın bunu. Yani bir geleneğin kokusunu taşıyor. Mesela misal vereyim. Allah Resulü'nün kazağı kime gitti? Niçin gitti? Üşümesin diye mi kazak verilmiş? Oysa Vesel Karani develerin çobanı daha fazla kaza var onun.
İnsan tevarüsen, mesela minareler, şeyler, bez parçası diyor, bayrak bez parçası mıdır? Tesettür. Ha, şahıs da öyle. Yani o ruhu taşıyor. Ya biyolojik ya, babadan şık burnunda düştü derler ya. Tevarüs o. Veledine geçiyor. Yani bir alim, alim olduğu için dine ihtiyacını gidermiş. Bak, dini ihtiyacını gidermiş, okumuş. Sanki bu ihtiyacı gidermiş, çocuğa sirayet etmiş. Çocuk dine ihtiyaç duymuyor. Adam sefi, dine aç veya ihtiyaç duymamış. Çocuğa sirayet ediyor. Dine aç veya aç, çocuk din arıyor. Sefi'nin çocuğu din arıyor. Alimin çocuğu din aramıyor. Çünkü babası bu işin öyle. Herkes buna bakıyor. Baba da bu yani, oturup kalkması da belli. O zaman dine ihtiyaç duymuyor. O söylediğini gördüm ben. Öteki kazayı vatar ettiğinden, velendiğinden ilme karşı açlık hissini uyandırmıyor. Bir de o alim dese ki, bırak canım Mehmet Ece. Adam değiller ya. Evde konuşuyor. Alim ya. Ya falanca baş ver onlar şey. Onu tenkit ediyor. Bunu tenkit ediyor. O çocuk nereye gidecek? Anladınız mı? Onu bunu evde tenkit ederseniz çocuk oradan gidip istifade edebilir mi? Edemez. Ha, tenkit edilen yer. Şimdi ben ona ait not, bir not okuyacağım, keseceğim. Az bir şey. Abi ya da bir şey hatırlattı. Allah aşkına şunu söyleyeyim. Söyle abi. Ben de bir şey söyleyeyim. Sizin bir sözünüz yani hatırlattı. Süte su katan adamın daha iyi salep sattığı olayı vardı ya, hatırlıyor musunuz abi? Ona geliyor. Dedi ki, ama sakın rehber alma bak şimdi. Hasan kardeş dedi, benden yaşlı. Ya dedi, salep satıyorum, inan dedi. Ya çok hassas ya. %100 süt. Ya benim yanımdan geçiyor, üst geçide geçiyor dedi. Karşı ki o diyor, büfede salep alıyor. İçiyor, tekrar geliyor, burada dükkana gidiyor. Ben oradayım, almıyor. Abi diyor, bir tane değildi ki Hasan kardeş dedi. Benim yanımdan geçiyor, üst geçide geçiyor, büfeden alıyor, tekrar geri geliyor, buradan gidiyor. Ben de salep almıyor. Kendisi %100 sütle yapıyor. Süt yapıyor. Yani. En kalitelisini yapıyor. Tabii. Acayip değerli. Çünkü o Çimento fabrikasının aşçı başıydı yani. Karşı taraftaki su katıyor, daha kötü yapıyor. Bak şimdi. Tabii ki. Dedim ki, dediğimi yapacak mısın? Yapacağım dedi. Bak itiraz etme, bana bak kızarım. Ben meşret ediyorsan hem yapmıyorsun. Tamam Hasan kardeş dedi. Hem nefes aldın yani. Bak. Dedim ki, süte 1/3 su kat. Ne diyorsun dedi ya. İtiraz etme. Ben hocayım, şeyhim. İtaat edeceksin ya. Ya nasıl yap? La konuşma. 1/3 su kat. Tamam dedi. Risale de yoksa yetmez abi. Ama risale de. Peki dedi. Allah Allah. Allah Allah söyle. Git çok yap. Ondan sonra o diyor, salep satan saat günde gündüz 3'te bitiriyormuş. Ben gece 11 lira kadar sonra bitiriyorum. Bazen de bitiremiyorum. Arabasıyla dershaneye geliyor, ısıtıyor. Tekrar ısıt, bize de veriyor. Biz de veriyoruz parasını. Şey olmasın madur. 1/3 su kattı. Hasan kardeş dedi. O 3'te bitiriyordu. İnan öğleyin de bitiyor benim dedi. Mubala değil bak. Yaşadığım söylüyor. Ondan sonra dedi ki, bunun sırrı ne dedi, karışma, devam et. Ulan acayip dedi, kapış kapış gidiliyor. Bir hafta geçtikten sonra, ne kadar katılıyor. Sırrını bana anlat dedi. İmam Azam diyor ki, radiyallahu anh rahmetullahi aleyh. Bir paranın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız, nereye gittiğine bakın. Bu milletin helal parası yok ki, helal nimete gitsin parası. Helal parası olmayanın helal yere gitmez. Bak, bir paranın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız nereye gittiğine bakın. Helal paran yoksa veya helal adamsan, adam haramlarla abat olmuş, sen onun işe giremezsin. Çünkü onun parası haram. Ondan sonra bu milletin helal parası yok ki helala nasip olsun. Şimdi 7 günlük. Ne kadar para kazandın? Şu kadar. 1/3'ünü
sadaka verir. O haram. Verdi. Hadi devam et. Başına yansın bu paranın. İstemiyorum, yapmıyorum. Gitti bir şey lokantada işçilik yapmaya başladı. Ya, ya param karıştı bir sonra. Siz yapmayasınız bunu. Anladın mı? Sen kimsin? Öğrenmek mi istiyorsun? Sen kimle ahirette haşır olacaksın? Öğrenmek mi istiyorsun? Kimlerle ömür geçirdin? Sen olsun. Onlarla beraber olacaksın. Peygamberimizin hadisidir bu. Dost dostuyla beraber olacaktır. El merru me'emen ehmet. İyi dinleyin. Biz abi hakiki salebe geldik. Hadi bakalım. Hakiki salebe git. Ulan ben, ustad diyor ki ben dedim diye kabul etmeyin diyor. Mihenge vurmadan almayın diyor. Çünkü hiç kimse ayranım ekşidir demiyor diyor. Çabuk edeyim. Yaşadığın hayata karışmayan din orada. Ya hayata karışmayan din. Mesela diyoruz ki Lut kavminin adeti neydi? Birbirlerini nasıl tanıyorlardı? Ben eşcinselim, arkadakine düşük pantolon diyerek ben buna müsaitim. Ben buyum diyor. Yani ben de diyorum ki bak bu. Bunu deyince keskin lisanlı oluyormuş o. Çünkü karışmayacaksın. Kendileri bulsun. Ya namazda yediğin zaman donun değil kıçın gözüküyor. Bizim de namazımızda fasit ediyorsun. Sen reklam panosu musun? Gavurla belki sana küfür ediyor. Niye gavur isimlerini, resimlerini taşıyorsun gömleğine, tişörtüne? Niye ağlıyorsun kardeşim? Niye gavurun? Ne diyor? Belki de soğuyor seni. Bir tanesi öyle yazıyordu. Ben hayvanım. Lyons yazıyor bir tanesinde. Sen Yahudi misin? Hı? Abi beni gözüktüğü zaman namaz bozuluyor mu? Dörtte biri gözükürse, göbekle diz kapağı arasının dörtte biri kadar gözükürse, bir rükü kadar miktar içerisinde gözüküyor ama gider. Ama bakan donun şeyin için gözüküyor ya, tobesle konuşturma beni ya, rahat diyor. Hasan abi, Gap diye bir marka var, çok dışarıda görüyoruz. Gay and brown demek, yani eşcinselim ve onurluyum anlamına geliyor. Allah Allah, ne marka? Gap yazıyor, G-A-P. Kot pantolonun. Yok, eşofman takımı. Eşofman takımı. Aşırı derecede pahalı yani. Ha, Gap ne demekmiş? Eşcinselim ve gururluyum, onurluyum yani. Yeah, yeah. Süte su katmış. Evet. O mekandakilerde kendileri gibi yaşıyorlar. Bunu söyledi. Ya kardeşim hayata geçmeyen dini varsa çekip gidin. Sizin hayatınıza ayrı o dersleri ben kafanıza, içsel psikolojimize, karı koca münasebetleri topluma uygulayamazsam ben bu neye geldiniz ki buraya? Niye geldiniz ki? Bende böyle bir şey yok. Ona göre gelin yoksa gelmeyin. Kimseyi de davet etmiyor. Hayata uygulanmayan din yok. Öyle alan dini yok. Hayata uygulanacak kardeşim. Din onun için var. Öyle din pompalanıyor ki hayata geçmeyen din. Yaşadığın hayata karışmayan din. Tuvaletini bile ölçü getirmiş ya. Oysa o gençlerde geçmiş, helak olmuş kavimlerin adetlerini yaşıyorlar ve bir türlü de değiştirmek akıllarına bile gelmiyor. Peki buraya gelip gitse hiç böyle söylemesem kimin hatırına gelir? Bir gün bir kenarda vicdanınıza rahatsız olursun. Ulan giymeyeyim şunu ya. Ya birisi diyecek de yani bunu. Ondan sonra hiç adamın hatırına biri gelmiyor ki. Niye? Zaten kendisi de öyle giyiyor. Zaten onu söyleyecek adam da zaten bunu bilmiyor ki. Buraya nasıl gelsin? Buraya niye gelsin ki? Bir türlü de değiştirmek akıllarına gelmez. Gittiği abileri, hocaları, şeyhleri de hemen hemen bunun gibi zahirde yaşadıkları için kendilerine çok yakın gördüklerinden din ihtiyacını onlardan karşılıyorlar. Şeyh ben kalktım buradan, sigarası da içecekler. Tabii ki geleceksin lan, burası duman duman. Kral gibi adamlar gelir. Bir de içine ot koyarsanız harika olur. Peki ya iyi değil mi bu? Gelsinler. Zararını söylüyorum. Tabii ki gelsinler. Sokakta olacaksın. Hep ağzınızda şu var. Sokakta olacaksın. Buraya gelsin. Bari olsun bir şey duyuyor. Allah peygamber diyor. Şu zararı var. Bak karı bir. Karı var tabii. Zararına bakın şimdi.
Artık o genç o yaşadığı hayatı din adına mahsurlu görmediği, abisinin de aşağı yukarı bunun gibi olduğu, artık o hayatı din olmuş oluyor o çocuğa, din ihtiyacını hissetmiyor daha. Dini araştırmıyor o. Din biliyor o yaşantısını. Evet, bir insafla baktığın zaman sokakta olacağını Allah peygamber duysun diye aldın ama hiç hayatına karışmadın. Bu sefer aylarca, senelerce orada bulunuyor. O yaşadığı hayatı, yani hayata geçmeyen din, düşüncede olan din, bu sefer din zannediyor onu. Din ihtiyacı olmuyor. Plastik memeyi veriyorsun ağzına, hakiki memeyi aramıyor. Bu zarar korkunç. Artık o hayatı din olmuş ona. Yaşlandıkça da karakter olacak o yaşantı. Terki mümkün olmayacak. Bu vahim neticeyi düşünmek bile ürkütücü oluyor. Anlayışında sefi hayat, dini hayat onu verdiği için bu çok korkunç Siyonist oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Siyonist de şudur. Allah peygamberle kim konuşuyor lan? Allah zaten kalkmıyor dedi. Ama fiili dökmek. Cumhuriyet döneminde öyle değil miydi? Hayata geçmeyen miydi? Kim Allah'ınıza karışıyor ya? Din kalptedir. Ha hayatta? Hayatta olmaz. Başörtü? Gericilik canım. Foten? İlericilik. Yatak yatak. Şimdi hayata geçmeyen dini kimin projesi? Siyonistlerin. Bu tür yerlerde de aldanmışlar, bunların uzantıları oluyor. Siyonistlerin oyunu itikatta olsun, düşüncenizde olsun Allah ama hayata inmesin Allah. Kafanızda Allah kalsın. Hayata Allah olmaz. Bu Siyonistlerin aldanmış olanlarının sergiledikleri hayattır. Bitiyor arkadaşlar merak etmeyin ama ilginç olduğu için sıkmamış olacağım sizi inşallah. Bak artık bunda din gayreti de kalmamış oluyor. O genç değişimi hatırından çıkmış, hatırına bile gelmiyor. Çünkü yaşadığı din zannediyor artık. Bu cinayeti görüyor musun? Sokakta olmaktansa Allah duysun diyorsun ama o gösterdiğinin dini din zannediyor, hakiki dini aramıyor. Birazcık feraseti olanlar anlar ki bunlar proje. Yaşanmayan din. Ne demek proje şu? Yaşanmayan din. Dindar ol, Allah da, Allahçı da ol. Ama şair-i İslamiye olan fiile şimdilik gerek yok. Çaktırmadan fiili İslamiyeti ellerinden alınmış kuru karabalık bu gençlik. Sunat 25'te diyor ki, zalimin çocuğu ilme, dine, meyli, ekseriye varken, ekseriyeti mutlaka olan alimlerin çocukları dine ihtiyaç duymazlar ve lakaytlar. İşte yukarıda anlatılan sırdan, babasından, yakınından gördüğü dinle tatmin olmuş, din ihtiyacı gittiği için zannıyla o çocuk babasının dininden dolayı dine ihtiyaç duymaz. Sefilerin çocuğuna babası ve yakınları onun din ihtiyacını gideremediklerinden daima o çocuk dine açlar ve dine meraklılar. Zaten onlarla biz hizmet ediyoruz. Ben ömrümde işte 54 yaşındayım, 17 yaşından beri bu parkurdayım. Bu parkurda, bu hizmette bir alimin, bir hocanın çocuğunun hizmette vakıf olmuş, koşturmuşu çok az şahit olmuşum. O da kısa bir zaman için olmuş. Ama hatta çok nadir İmam Hatip okulundan, ilahiyattan mezun olanlardan vakıf çıksın, çok zor, tek tük. El ceza min cinsil amel sırrı var. Birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Yani o çocuklar niye oraya? Çünkü kendilerine yakın görüyorlar. Mesela demiri at, mukaddesi atın çöplüğe, kağıdı çekmez. Demiri çeker, naylonu çekmez. Bir kim nerededir? O oraya uygundur. 107 işaretli cazda diyor ki 107'de birbirine yakın olanlar, hızlı konuşuyorum bitmeye zaman geçtiği için, birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Bulunduğunuz yer sizin tarlanızdır. Ağaç, siz tohumsunuz, cemaatiniz bulunduğunuz yer tarladır. Nasıl kaliteliyse ağaç da ahirette olacaksınız. Hasan abicim şimdi... Genç değişimi düşünmeden
kendine uygun din aradı, hakikiyi bulmasa da ilgilenmedi. Çocuğa söylüyorsun her gün, bak bu böyle diyor, sen böyle diyor. Yani Allah böyle diyor diyorsun, FETÖ öyle değil miydi? FETÖ cemaat öyle olmadı mı? Allah'ın dinini gösteriyorsun, FETÖ'nün dinine tabi ya, dönmüyor. Dönmüyor, yani bir insanı, masum insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek diyor Allah. Ve onun yeri de hükmetmiş Allah Kur'an'da, sonsuz cehennemdir. FETÖ'nün emriyle 200 küsür kişi öldürdü. Sen FETÖ'ye taraftarsan sen de katilsin. Sen de bütün bu kadar insanları öldürdün. Allah bir insanı diyor 240-250 kişiyi öldürmüş FETÖ. O gizli cinayetler hariç bu ihtilal yapmasıyla bu kadar insanı öldürdü. Sen buna da peki niçin uyarmıyor? Çünkü din ihtiyacı yok artık. Allah'ın dinine ihtiyacı yok. O kafasına sokulmuş bir din var. Anladınız mı cinayeti? Ha, ama ya plastik meme verince hakiki memeyi aramaz oldu. Aramaz oldu. Yani din adına din olmayanı vermektense hiç verme. Belki ararız gerçeğini. Anladınız mı? Çünkü o sahtekar yok. Peki FETÖ'nün cemaati o kadar halis iken niçin hala uyanamıyor? Çünkü tapındığı bir din var. İslam dininde bu FETÖ'nün yaptığı hiçbir yere girer mi? Bu vatanına gavurlarla beraber olup Türkiye'ye hücum etmeyi, batırmayı, yeter ki biz haklı çıkmak adına ekonomi olsun, siyasi olsun, sosyal olsun, Türkiye'yi gerdiğini görmüyor musun? Bu kadar kişi öldürtmedi. Onun emriyle oluyor. Peki sen buna taraftar mısın? Peki diyorum ki o tarafta sen niye hakiki dini aramıyorsun?